Merhabalar sevgili HVP izleyenleri. Bugün yanımda Eray Okan var. Ben çok heyecanlıyım çünkü Eray'la video çekeceğiz. Ve bu sefer moderatör benim. Benim çok keyif alacağım bir video Neler olacak. Neler soracaksın acaba? Çok merak ediyorum aslında şu an. Konsepti artık takipçilerimiz biliyorlar. Yani bu noktada hepimiz uzun vadede kullandığımız telefonlarla alakalı deneyimlerimizi, görüşlerimizi aktarıyoruz. Poco X3 Pro'yu kullandığım süre zarfında Eray moderatörlük yapmıştı benim için. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi GM21 Pro'yu kullandı ve ben de bu noktada onun fikirlerini, görüşlerini, deneyimlerini alacağım. Bu arada ben de kullandım GM21 Pro'yu. İnşallah bir ay serisinde de zaten göreceksiniz. Arkadaşlar ben çok sabırsızım. Ultra sabırsızım. Eray'a böyle sorular sormak, cevaplarını eleştirmek, ona sataşmak için artık... Ama şimdi GM21 Pro'nun şöyle bir şey var. Sen belli noktalardan beğenmiyordun. Evet. Ben de diyordum ki o kadar kötü değil. Yani şey kötü değil burada. Yani tamam bir Poco X3 değil. Tamam mı? Ama Poco M3 de değil bak. Öyle bir şey var bence. Poco M3'ten iyi bu ya. Hayır değil. Ya şöyle iyi. Kamera tarafında evet Poco M3'ten daha başarılı. Beni şaşırtma bak. Ben şu an moderatör görevindeyim. Soruları soran kişi benim. Ama... o zaman ben hiç fikirlerimi açık etmeden ya olmaz öyle ama lütfen yani. İlk önce şöyle başlamak istiyorum. Tasarımını nasıl buldun? Sen de benim gibi telefonlarda tasarıma takıntılı bir kullanıcısın şöyle, aslında. Şöyle ben tasarımda şunu beğendim. Arka kapak bildiğin Renault 4 Pro. Evet. Aynısı yani. Uzaktan hiçbir fark yok. Uzaktan baksan karıştırırsın hiçbir şey, yani şurada General Mobile yazmasa Renault 4 Pro. Bir de şey. Hatta şu... dur ya benim yanımdaydı Renault 4 Pro. Parmak izi okuma sensöründen şey yapıyor zaten. Şuraya hedefledim oraya gitti ama biraz demek ki gözlerim i̇şte şey olduysa artık. Böyle kutuları fırlatayım. Kılıfları fırlatayım. Yani yaklaşık 5 metre mesafeyle sapmış olabilir ama. Bakalım. Şimdi bu Renault 4 Pro. Bu da... Yani kamera diziliminde farklılık ya var. Kamera dizilimi bile zaten bak şuradaki çıkıntı bile aynısı ki kapak zaten komple aynı. Ama işte şey arka kapağı yerleştiren parmak izi okucudan ele veriyor. Ama onun haricinde gerçekten ya renk, şu var ama şimdi, o rengin geçişi bile evet, benziyor çok fazla. Mesela parmak izi okuyucuyu ekran altına gömmemişler. Çünkü o yani sonuçta daha masraflı bir şey. Biraz daha GM'ler bütçe dostu olması gerekiyor. General Mobile'ların. Bütçe dostu olduğu konusunda ne düşünüyorsun peki Eray? Ya şöyle şimdi bütçe dostu olması gerekiyor. Hani bütçe dostu demiyorum ama... General Mobile deyince bizim dik aklımıza... Dik cevap vermeden. Sinirleniyorum. General Mobile deyince bizim aklımıza hep ilk gelen şey şu oluyor. Biraz daha böyle Türk insanının bütçesinin daha rahat el verebileceği ve o bütçeye karşılık daha çok şey sunabilen, yabancı markalardan daha çok şey sunabilen bir marka şeklindeydi. Belli noktalarda bunun bozulmaya uğradığını gördük. Mesela bu hangi noktalarda bunu örneklendirecek? Mesela insanlar olur. Aynı fiyata başka bir Çinli markayı aldıkları zaman... güncelleme alabiliyorlardı ama General Mobile'de bunu bir türlü alamadılar. Evet. Böyle bir sıkıntı oluyordu General Mobile'de. Yani orada biraz da şunu diyenleri bile görüyorduk. Ya ben o zaman işte 300-500 fazla vereyim en azından güncelleme alabilecek telefonu alayım diyenleri de duyduk, gördük. Ama kesinlikle başarısız telefonlar değildi mesela. GM 9 Pro çok başarılı bir telefondu. General Mobile tarafında bence şöyle bir şey var. Yani bunu ben teknoloji editörlüğü yapmadan önce de gözlemlediğim bir şeydi. Piyasaya bir ürün çıkarttığında onu gerçekten sosyal çevremizde birçok kişide görüyoruz. Görüyoruz. Bir yani şekilde çünkü görüyoruz. Evet dediğin gibi nüfuz bütçe etmeyi dostu başarıyor bir şekilde. Olmak zorunda vesaire gibi. Özellikle telefonu yalnızca işte telefon olarak kullanma amacıyla alan kullanıcıların radarında ilk sıraya giriyor. Ama bu noktada şu an benim merak ettiklerim senin ne düşündüğün. Çünkü bu cihazı ben de kullandım. Yani senle yeni bir savaş başlatmak için elinde çok güçlü argümanlar mı olacak? Yoksa ateşkes mi ilan edeceğiz? Bunu ölçmeye yani çalışıyorum. Yani ateşkes gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle yani. Onu yapamazsın. Bizim taraftan saldırıya devam sürekli. Ya şöyle diyeyim. Belli noktalarda beklentimin üstündeydi. Belli noktalarda da beklentimin altında kaldı. Mesela ekranda bir türlü ekranın yani panel kalitesini ben sevemedim. Evet. Ama mesela kamerayı başarılı bulabildim. Yani kamerada bence fena iş çıkarmamışlar. Mesela. Ben de mesela kamerasını beğenmedim. Hatta hatırlıyor musun? Evet senle bunu tartışmıştık bunu zaten. Tartıştık. Onun dışında ama mesela tasarımı beğendim. Çünkü tasarım ya biraz arak olmasa çok mu açık oldu? Biraz böyle esinlenilmiş olmasa diyeyim aslında yumuşatayım. Bariz bir şekilde alenen esinlenilmiş. Hani özgün bir şey görmek istiyorum ama en azından şunu alacak adam, ya alacak adam şunu diyebilecek.
Ya en azından Renault 4 Pro arka kapağı kalitesinde bir işte arka kapağım var. Tasarım da ona çok benziyor. Yani bence hiçbir telefon kullanıcısı kendisini böyle teselli etmez ya. Ne de olsa arka kapağı bence. Ama bir ara öyle deme. Bir zamanlar şey vardı. Çakma iPhone'cular, çakma işte tabii. Böyle büyük Android telefonları alan çakma furyası vardı yani. Benzerleri alıyordu ben insanlar. Ben şeyi görmüştüm. Samsung telefonlar için üretilen kılıflarda Apple logo. Bunu gördüğümüzü varsayarsak aslında çok anormal yani şeyler değil. Yani çok şaşırmamak lazım. İnsanların beklentileri bazen bizi gerçekten çok böyle aa nasıl ya falan dedirttirebiliyor ama var yani bunlar hayatın içinde var. Şunu merak ediyorum Eray. Performansı ben başarılı buldum. Onu da söyleyeyim bir de onu da. Performansını başarılı buldum. Ben şunu çok merak ediyorum. İşlemci şimdi senle benim telefon kullanımlarım kullanıcı olarak çok farklıyız aslında. Çok farklı aslında. Yani alakası yok. Ben kullanım deneyimlerimi zaten Dilşah'la bir ay serisinde paylaşacağım. Şunu merak ediyorum. Senin bu telefonda ya bunu beklemiyordum. Bu özelliği gerçekten beni iyi anlamda veya bu özelliği bu kadar da olmamalı diye kötü anlamda şaşırttığı bir detay var mı? İşte performans özelinde, kamera özelinde, ses tarafında. İşlemci performansı gayet yerinde demin söylediğim gibi. Çünkü G90 var ve normalde biz hani bu tip yerli akıllı telefonlarda G90 gibi yüksek güç veren işlemcileri görmüyoruz. Daha çok böyle işte P serisinde kalırlar mesela MediaTek'in falan veya işte çok Snapdragon kullanacaksa da 600 serisinde kalır. Ama G90T'yi biz mesela daha önce deneyimlemiştik. G90'ı deneyimlememiştik. Ama G90 da G90T'den çok geride bir işlemci değil ki. G90T'yi ben çokça döne döne insanlara tavsiye etmiştim. Mesela G95'i de. MediaTek'in bu G serisi özellikle G85'ten başlayarak 90 işte G90 95 bunlar gerçekten çok güçlü işlemciler ama pili çok tüketiyorlar. Burada evet. Da güç var ama pili evet biraz daha fazla tüketiyor. Güç konusunda, işlemci gücü konusunda, hız konusunda telefon gayet başarılı ama işte ekran konusunda ben ekranla hiç barışamadım. Çünkü diğer hangi akıllı telefonla 1080p akıllı telefonla kıyaslayayım. Panelin biraz daha böyle piksel olduğunu görüyorum ve o benim hoşuma gitmiyor. Biraz da o panelin akıcı olması lazım. Bence daha güzel bir panel kullanmaları lazım. Şunu yaşadın mı peki? Özellikle şimdi sen zaten inceleme yaparken de böyle telefonlarda birçok testi, benchmark testi olsun, AnTuTu testi bunları uyguluyorsun. Telefonu işte bu tarz testlere maruz bıraktığında veya normal günlük kullanımlarında donma, kasma, böyle uygulamadan uygulamaya geçerken ya da bir uygulamanın açılmasını çok fazla bekleme gibi şeyleri yaşadın bu, mı? Bu sefer inceleme mantığıyla yaklaşmadım. Çünkü bu serinin olayı da zaten şey değildi. İnceleme yapmak, didiklemek değildi telefonu. O yüzden sentetik test olaylarına girmedim. Şunu düşünerek hareket ettim tamamen. Ortalama bir kullanıcı olsaydım bu telefonu kullanım deneyimimden, tabii geçmiş telefon kullanım deneyimlerimi de hesaba katarak söylüyorum. Bunu kullanım deneyimimden ne kadar memnun kaldım bunu anlamaya çalıştım. Ve genel itibariyle bazı noktalarda beklentimin üstünde bazı noktalarda beklentimin altında kalması beni biraz şey hani en azından yani average böyle bir ortada kalsaydı okey diyecektim. Ama o olmayınca ben hani şey yaptım ben tercih etmezdim noktasına geldim. İyi ve kötü geldim de 50-50'sin aslında yani evet de hayır da ama biraz hayır daha iyilerin ağır basması lazımdı. Tamam mesela işlemci güzel, kamera güzel, beklediğimden daha güzel. Ama bunları bir noktada bana yani tamamlayacak bir ekran paneli lazım. Bunları bana bir noktada tamamlayacak. O çok önemli gerçekten yani direkt onunla muhatap. Yani çünkü. Bütün o zaten alıcılar şuna bakıyor ilk işte AMOLED mi LCD mi? İşte LCD ise IPS LCD ise kaç Hz? AMOLED ise kaç Hz? İlk önce bu iki ayrıma bakıyorlar. Diyelim biri 144 Hz sunuyor IPS LCD'de mesela Mi 10T. Diğeri de AMOLED 90 Hz sunuyor. Mesela orada adamın kafası karışıyor. Ama birisi 144 Hz IPS LCD, birisi 60 Hz AMOLED olunca orada insanlar IPS LCD'yi tercih ediyor. Mi 10T Pro'da bunu gördük. Ama burada öyle bir avantajın da yok. Evet, o konuda sana kesinlikle yani oradan bir avantajın olmadığı gibi tazeleme hızı bakımından da bir avantajın yok. Yani nereden baksan ekranda gerçekten bence çok böyle bütçeyi düşük tutmuşlar. Biraz daha herhalde fiyatı bastırmak amacıyla yani fiyatı çok yukarı taşımamak amacını taşıdıklarını düşünüyorum bunu yaparken ama genel anlamda bu şekilde yani. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi ekranın özellikle bu kadar işte teknoloji tarafında bu kadar düşük tutulması, beraberinde 5000 mAh batarya sunması senin kullanımlarına nasıl yansıdı? Sen bataryasından memnun kaldın mı GM21 Pro'nun? Bataryadan şöyle 5000 mAh için bence biraz çabuk tükeniyor gibi hissettim ben. Çünkü kullandığım zaman ya sanki bu dakikalarda benim şarjım bu yüzdelerde olmamalıydı dediğim anlar yaşadım.
Ama yetersiz mi? Yetersiz değil. Burada biraz G90'ın bence etkisi verim konusunda G90'lar çünkü tamam güçlüdür ama çok da tüketirler. G90 yine onu yapmış yani. G90'lığını yapmış aslında. Çok fazla bir şey değişmemiş. Yani mesela bir işte G90 değil dedi G95 olabilse daha güzel olabilirdi ama. Çünkü G95'in biraz daha verimlilik tarafında yukarıda olduğunu görmüştük ama G95 koyacak olsalar bu sefer Realme 7 gibi akıl telefonlarla rakip olacak neredeyse. Büyük ihtimal onu tercih etmemişlerdir. Çünkü G95 biraz daha pahalı bir işlemcidir diye düşünüyorum. Ve daha da güncel olduğu için G90'a göre. G90'dan yürümüşler ve bence yani güç anlamında evet katkıda bulunsa da pilin çabuk tükenmesi anlamında orada bir dezavantaj olmuş. Şimdi senin söylemlerinden ben şunu anlıyorum. Özellikle bu yarı yarıya iyi ve kötü arasında kaldım diyorsun ya. Sen kullanılan işlemciden kamera performansından, bulunduğu segmente göre kamera performansından evet memnun kalmışsın. Hı hı. Ama ekran tarafı seni çok fazla itmiş. Evet ekran yani birinci iten beni dışarıya ekran oldu. Hani hı hı. O yüzden sırf ekrana bakarak bile şey diyebiliyorum. Yani ben bunu tercih etmezdim. Başka bir akıllı telefon tercih ederdim. Belki 200-300 lira fazla verdim ama ekran en azından biraz daha panel kalitesi daha iyi olurdu diye bir yaklaşımım var yani. Hı. Ama alacak adama da hani söyleyeyim yani baştan çok böyle ekranla içli dışlı. Çünkü şey gibi hissediyorum ya 720p bir ekran kullanıyormuş gibi hissediyorum yani. Doğru çok haklısın o noktada. Ekranın bu arada kalitesinin bu kadar düşük olması. Mesela ben kamera performansını hiç beğenmedim derken aslında bunun arkasına sığınarak hiç beğenmedim diyorum. Baktığın zaman ana kamerada 48 megapiksellik bir lens sunuyor. Diyafram açıklığı falan gayet sağlıklı. Şeyden bile bilgisayardan açarsan o fotoğrafı daha da güzel. Kötü. Aynen evet, çektiğinde diyorsun ki. Bilgisayarda baktığında daha sağlıklı veya WhatsApp'tan ne bileyim. Ben hatırlıyor musun sen çekmiştin sanırım. Çektiğin bir fotoğrafı bana attığında ben de o zaman Reno 5 Lite kullanıyordum. Hı hı. Ya Reno 5 Lite kullanıyordum ya da A54 vardı o zaman bende. Fark ediyor. Ekran bu noktada bence de çok çok önemli bir argüman. Bataryayı şu yüzden özellikle sordum. Bataryası beni de çok şaşırttı. Hayır bu kadar olamaz. Tamam ben yoğun kullanıyorum da. Baktığın zaman diğer tarafta şöyle bir detay söz konusu. 10 watt hızlı şarj. Biraz evet. Güzel konusu noktaya olunca, değindin. Biraz krize bağımlı kalabiliyorsun. Yani çok şey olmuyor böyle hani. Telefonun her gece bence şarja takman lazım. Mutlaka. Çünkü yani gün içinde takarsan doldurabilmene imkan yok 10 wattla 5000 mAh'i. Geceden şarja takacaksın. Gece şarja takmayı unuttun, üşendin vesaire o zaman ertesi gün çok çile çekiyorsun. Şunu merak ediyorum. Ben hiç oynamadım. Ki zaten aslında oyun formatına, mobil oyun formatına böyle çok uygun olduğunu da söyleyemeyiz ama ne bileyim bir ısınacak mı, edecek mi görmek, gözlemlemek için. Sen GM21 Pro ile hiç oyun oynadın mı? Ya ben gündelik kullanımda oyun oynayan biri değilim. Bunu da biraz gündelik kullanımda tercih ettiğim için oyun kısmına da pek fazla böyle şey yapmadım. Bir iki böyle PUBG'ye girdim çıktım bir el falan. O da hani işte kasacak mı edecek mi vesaire derken ama hiç problem yaşatmadı oyunlarda. Isınma gibi bir problem oldu mu? Yok ısınma konusunda da şikayet edecek bir şey yaşamadım ama bir saatlik oynamak da tabii beş saatlik oynamak bir değil. Öyle insanlar da var sonuçta. Ama beni rahatsız edecek bir ısınmayla ben karşılaşmadım. Eray çok teşekkür ediyorum. Bana kalırsa çok açıklayıcı cevaplar verdin bize. Kapatmadan önce videoya şunu sormak istiyorum. Şimdi biz de artık şöyle bir özellikle senle ben bunu çok fazla yapmaya başladık. İncelediğimiz telefonları işte kullanım faktörlerimize sunduğu değerlere göre işte bu babaanne telefondur, bu enişte telefondur. Mesela ben Oppo Reno 4 için demiştim gibi. Sen GM21 Pro için ne telefon dersin ve 1 ile 10 skalasında değerlendirecek olsak, giriş segmentinde bulunduğunu da göz önüne alırsak kaç puan verirsin diyelim ve vedalaşalım. Şöyle, şimdi mesela Doblom olsa arkaya tüp atıp pikniğe gidiyor vesaire olsam kesinlikle tercih ederim. Ben etmem mesela o zaman biliyor musun? Kamerası iyi olması lazım çünkü kamerası enişteler işte. Piknikte bol bol fotoğraf paylaşır. Facebook'taki aile gruplarına atar tabii, onu. Mangal çok fotoğrafları vesaire bunu güzel çekersin yani. Bir de yerli hani tam böyle o tarzda bir insan olsam kesinlikle tercih ederim. Ama Doblom yok. Yani senin yüzden motosikletin adı neydi? Ben onu neydi yani motosiklet? Çok ayıp ediyorsun şu anda. Motosikletlerle aram iyi değil. Bu kadar yanında motor konuşuyoruz kızcağızın böyle kafasını biraz ütülüyoruz ama hala şey olmamış tabii ki aklına yerleşmemiş. Bu kısmı keselim bu beni şey yapar. Vay gömer bundan. Motosikletin adını bilmediğinde linç kampanyası başladı. Keselim burayı. Bunun kurgusunu ben yapayım. Pokore isteyenler var zaten yani. KTM miydi seninki? Ama sen her hafta farklı bir motora biniyorsun. Ne bileyim ben bir Suzuki, bir Yamaha.
Yani hangisine sahip olduğunu bilmek çok mümkün değil. Tamam, kayda giriyorum tekrar. Buradan alıyoruz. Eray, sana göre Dolbos olan bir enişte telefonu GM21 Pro. Ben bir noktada evet destekleyebilirim seni. Ben ne telefonu olduğunu düşündüğümü yine Dişah'la bir ay serisinde açıklayacağım Ersin'e. Son olarak az önce de belirttim. 1 ile 10 arasında giriş segmentinde olduğunu da göz önüne alırsak senin GM21 Pro'ya puanın kaç olur? 4. Hadi ya. Dediğim gibi yani 5 versem tam ortada kalmış olacaktı. Ama tam ortada kalamadığı için bir altında kaldığı için tercih etmem demiştim ya. O yüzden tam ortanın bir altına veriyorum. 4. Sen yerli üretim olan bir telefonumuza Oppo'nun 4'e benzeyen arka kapağı sahip telefonumuza 4 puan mı verdin? Şimdi yerli üretim olması özgün olmaması anlamına gelmiyor. İnanamıyorum. Bence özgünlük yakalamaları gerekiyordu burada. Ben böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç yani beklemiyordum. Buna çirkeflik diyoruz bu arada. Yani çok şaşırdım, videodan sonra gideyim bir köşede ağlayayım diye. 21 Pro'yu beğenmedin diye. Ya Poco X3 o kadar böyle skalayı yükseltti ki. Ben Poco X3'ü hala kullanıyorum. O yüzden hiçbirine artık yüksek puanlar veremiyorum, biliyor musun? Ben Poco X3'ü hala kullanıyorum. Bak diyorum ya, antrenmana geciktiğimde burada Poco X3 Pro ile antrenman yapıyorum. Güzel oluyor, sağlıklı oluyor. Neyse efendim, Eray'la benim kavgam muhtemelen bir 6 saat kadar daha sürecek. Bitmez. Sizlere şimdiden musmutlu bayramlar, sevdiklerinizle birlikte. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.